Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim paçanga böreği. Paçanga böreğini ben biberleri birazcık kavurarak yapıyorum. Sonrasında kızarttığımız zaman ağzımıza böyle diri diri gelmemesi için 2 adet yeşil biber, 2 adet de kırmızı biberi küçük küçük doğradım. İçerisine yeterince sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen hemen yarım çay bardağı kadar. Ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte soğan ve biberleri kavuracağım. Bu derecede de öldürmeyin. Yeterli artık. İçerisine 2 adet orta boy domatesi kabuklarını soydum. Yemeklik olacak şekilde doğradım. Sadece 1-2 dakika domatesle birlikte kavurup hemen alacağım ocaktan. Altını çok kısmayın. Domatesleriniz sulanmasın. Tamamdır, artık kapatıyorum. Çok fazla domateslerin ölmesini istemiyorum. Şimdi artık bunu kenara alayım, iyice soğusun. Hazırladığım biber ve domatesleri derin kabın içine alıyorum. Tamamen soğutun, yoksa kaşarları içine koyduğunuzda eriyecektir. 120 gram pastırmayı elimle küçük küçük kopardım. Onu da ilave ediyorum. Bir kase kaşar rendesi. Tamamen birbirine yemesi için iyice karıştırıyorum. Ben 4 adet yufkayla saracağım. Tabii ki iç harcım yetene kadar diyebilirim aslında. 4 ya da 5 yufkam var, 5-6 tane. Ben şimdi 4 tanesini hazırlayacağım. Bir tanesini size göstereyim. Alanım dar olduğu için hepsini üst üste kesemiyorum. Şöyle ikiye katlayacağım. Tam ortadan kesiyorum. Yufkaları üst üste getireceğim. Bunu da tam ortadan kesiyorum. Yani bir yufkayı 4'e böleceğim. Daha küçük isterseniz 8'e de bölebilirsiniz. Ben biraz büyük büyük hazırlayacağım. Tamamdır. Bir yufkayı alıyorum şöyle. Yeterince, ne kadar seviyorsanız. Ben hemen hemen 1,5 yemek kaşığı kadar koyacağım. İçerisine bolca koyuyorum. Üzerine şöyle atıyorum. Diğerinde sigara böreği sarar gibi çok aşırı derecede sıkmadan bir miktar su alayım yanıma. Uç kısımlarını şöyle kapatıyorum. Hazırlıyorum. Üzerine atıyorum. Diğerini de çok sıkmadan sarıyorum. İsterseniz bu şekilde hazırlayıp buzdolabı poşetine koyup buzluğa kaldırabilirsiniz. Gayet güzel oluyor buzlukta da. Sonrasında çıkarttığınız zaman çok kolaylık oluyor. Şöyle kapatıyorum. Böreklerin hepsini sardım. İçi de tam yetti. Yani 4 adet yufka kullanmış oldum bu ölçülerle. Şimdi ocağımın başına geçip kızartacağım. Eğer ki hemen yemeyecekseniz dolaba kaldırın. Tam yemeğe yakın kızartın. Yoksa soğuk soğuk güzel olmuyor. Sıcak sıcak taze taze yemeniz gerekiyor. Ben şimdi kızartacağım hemen. Böreği kızartmak için uygun bir tavayı ocağıma aldım. İçerisine ortalama 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ocağın altını yakıyorum. Ya iyice ısındı artık. İçerisine atıyorum. Kızaranı çeviriyorum. Peçete serdiğim tabağa alıyorum. Yağlarını çekmesi için.
altını kıstım. Hemen tekrar atıyorum. Tüm börekleri bu şekilde kızartacağım. Börekleri kızarttım. Bir süre beklemesi gerekiyordu. Beklettim. Hemen şöyle bir tanesini ortadan keseyim. Gayet güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.